biz değil. Şairler, yazarlar, masal anlatıcıları söylemiştir böylece. Derler ki adına kaknüs denir. Bir kuş vardır ki kuşların güzeli ve bilgesi ve güzel seslisidir. Uzun gagasında onlarca delik vardır ve rüzgar her estiğinde bu deliklerden öyle nameler yükselir ki duyan hayran kalır bu latif, bu güzel musikiye. Biz değil, kuşların dilinden anlayanlar anlatır ki kaknüs her 1000 yılda bir kanatlarını hızla çırpar ve etrafındaki çalı çırpı bu hızdan alev alınca oracıkta kendi tutuşturduğu ateşin içinde kaybolur gözden. Kül kalır ondan geriye ve sonra küllerinden yavaş yavaş yeniden doğar kaknüs. Rüzgar her estiğinde yeniden salar o sessiz namelerini dünyaya. Biz diyelim kaknüs, siz deyin Kahramanmaraş. Gözümüzün bebeği Maraş, yüzyılın felaketinin ardından küllerinden doğan kaknüs gibi yeniden diriliyor, iyileşiyor, sözünü yeniden söylüyor dünyaya. Biz demedik. Büyük şairler, büyük öykücüler, büyük adamlar söyledi. İnsan, insanın zehrini alır. Bir kucak, sadece bir kucak. Açılınca açıkları kapatan, acıkınca doyuran ve doyurunca nasıl da perişan, ne kadar da ölçülü. Sabır incecik sırat, murad içinde murat. Sabır hakka tevekkül, sabır hakka itimat. Güneşi tez gördük dağlarda, ormanın ay çiçeği gibi uyanan hayvanlarıyla. İlk iş gövdemizin acıktığını anlamak oldu. Gittik kokladık ekmeğimizi tarlalarda. O gün gezdim seni ellerimle. Söyledin, geniş vuruyor yüreğin. Geniş vuran yüreğimizle iyileşirken, insanın sözünü de, büyük insanlık durumunu da, tam buradan ve tam burada, gözümüzün bebeği Maraş'ta ilan ediyoruz dünyaya. Çünkü insanın insana yurt olduğunu da biliyoruz. İnsanın insana sımsıkı sarılınca aşamayacağı engel olmadığını da. İnsan insana yurt olursa bugün yarından güzel olacak elbet. Bunu zaten biliyoruz. Çünkü sözümüz var diyerek çıktığımız söz yolculuğunun bu 4. durağında, yani Kahramanmaraş Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günlerinin 4.sünde de edebiyat iyileştirir diyerek çoğaltıyoruz sözümüzü. İyileşiyoruz. Hep birlikte iyileşiyoruz. Kahramanmaraş Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri. Edebiyat iyileştirir. Çünkü sözümüz var.